28 Eylül, 4 Ekim akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akreplerde dingin bir hafta. Evet, çok soru sor, beyin de çok soru sorma ama çok dingin dediğim nokta size karışılmayacak. İşinizde zarar görmeyeceksiniz. Hatta ve hatta kendinizi daha net bir noktaya iteceğiniz bir hafta. Daha huzurlu olacaksınız. O yüzden kimseyi dinlemeden dingin bir hafta. İşinizde sorun bile varsa dinlemeyeceğiniz için siz sorun almayacaksınız. Hatta yerinizde oluşum ve güzel değişimlerle ilgili de, güzel evraklarınızla ilgili, hatta paranızla alakalı da değişmesini istiyorsanız yönetici ya da bulunduğunuz insanlarla bir konuşma söz konusu olacak ve bu konuşma sizi tatmin edecek. Kendi işini yapan akreplerde güzel güzel bir hafta, hatta işinizde bereketlenme, daha korktuğunuz gibi değil, daha iyi olacakmış diye kafanızda kurma haftanız, hatta yerde bir değişim, yani işin, bulunduğunuz iş kapısının içinde değişim. Eşyaları değiştirebiliriz, yenilik yapabiliriz ama mekan değiştirmekten bahsetmiyorum. Bir de kardeşler arasında ortak iş yapan bazı akrep burçlarında biraz gereksiz tartışmalar, gereksiz kırgınlıklar olacak. Ne olur gereksiz işinizi bozmayın. İşiniz iyi ve bereketli ve bir marka işiniz var. Bunu ziyan etmenizi istemiyorum. Belki sizin ailece vakit geçirmeniz gereken bir pazar kahvaltısı ya da cumartesi kahvaltısına ihtiyacınız var değerli akrep burçları. Yapın, size iyi gelecek. Yanlış anlaşılıyorsunuz hep. Hep yanlış anlaşıldığınız için de suçlu oluyorsunuz. Bence yapın, bir bunun tadını çıkartın. Kendi işini yapanlarda başarı var. Evli olan akrep burçlarına çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili karar vermiş olduklarını yazdım. Ya da çocuk odası ya da çocuğunuzun eğitimiyle ilgili yapmak istediğiniz oluşumlar var. Bunun kararını vermiş olduğunuz gözüküyor. Bekar olanlarda bu hafta istenme haftası olabilir ya da bu hafta ilişkinizde gelecek evlilik planları yapma evresinde olacaksınız ve tarih belirleyeceksiniz. Aile tanışması yazmışım. Özellikle yurt dışında yaşayan bazı akreplerde yurt dışını bırakıp kendi ülkeme dönüyorum ya da artık burası beni tatmin etmiyor dedim, farklı bir ülkeye geçiş planı içerisinde olabilir bazı akrep burçları. Yöneticilerden doğacak güzel olumluluklar da var. Kendi kariyerinizle alakalı eğitim fikriniz varsa bu hafta değil de sanki Ocak ayında bu planları yapacaksınız ama bu hafta bunlarla ilgili başvurularınız ya da gitmeniz gereken noktalar ya da devlet kadrosuna girmek istiyorsanız bile bir başvuru evreniz var. Bununla ilgili beklentiler içerisinde olacaksınız demişim. Size de şey demişim, cam kırılabilir. Arabanızın ev camınız, yani cam aynanız kırılabilir. Nazar gelmiş olabilir. Bir nazar duası okumanız sizin için sağlıklı ve hayırlı. Büyüklerimizle aramızdaki sorunlar eriyecek. Daha mutlu bir enerjiye giriş yapacağız. Gayet güzel bir hafta. Değerlendirdiğinizde paranız da değer katılacak. Hatta altın olanlar bozdurayım telaşına girmiş. Hayır, akrepler bozdurmayın. Yani şöyle yapalım. Yarısını altın, yarısını dolar. Dolar bir 10 ve 11 arasına doğru hareket edecek. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Ne yazmışım başka? Bir şey takmamak için mücadele ediyorsunuz. Evet, kafaya hiçbir şey takmayın, mücadele edin. Siz başarılısınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Sadece anne ile ilgili yaşanan bir sağlık problemi sizi yıpratabilir. Bir de çocukluğunuzu özlüyor olabilirsiniz. Geçmişinizi özlüyor olabilirsiniz. Çok yalnız hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Yani hepimiz yalnız kalacağız. Hepimizin yaşları büyüyor. Yani yalnızlık sadece evet Allah'a mahsus ama yalnız olmayı da öğrenmek lazım. Teknoloji çoğaldıkça yalnızlığı hak ediyor gibiyiz. Teknolojiyi ya yok edeceğiz ya da yalnızlığa mahkum olacağız.